İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere sağlık mülakatında yaşadıklarımı anlatacağım. Ben Ankara Devlet Hastanesi'nde sağlık mülakatına girdim. Ayın 24'ünde hastanedeydim. 22'sinde spor, 23'ünde sözlü, 24'ünde de hastaneye sevk edildim. Ankara Devlet Hastanesi kalabalık, gündüzleri kalabalık ama bir günde halledebileceğiniz bir hastane. Bir arkadaşım bir günde halletti. Ben ilk gün yaklaşık 9-10 tane bölüm hallettim. İlk gün gidiyorsunuz, orada alt katta, en alt katta sağlık kurulu müracaatı var. Oraya gidiyorsunuz arkadaşlar, belgelerinizi veriyorsunuz. Adam orada fotoğrafınızı çekiyor zaten. Bize ilk şey dediler, vesikalık falan da götürmeniz gerek dediler ama gerek yoktu. Adam orada fotoğrafınızı çekiyor. Siz ne olur ne olmaz yine de götürün. 2 tane 3 tane vesikalık. Kaydı yaptırdıktan sonra sabah 6 gibi falan erkenden giderseniz sıraya sizin için iyi olur. Çünkü o sağlık kurulu şeyinden sıra almanız gerek. Biz hemen 6'da gitmiştik. 1 numara bendim. Açılır açılmaz saat kaçta açıldı hatırlamıyorum. 7.30-7'de falan olabilir. Hemen kaydımızı yaptırdık. Elimize kağıdı verdiler. 13 tane falan bölüm vardı. İlk yapmanız gereken şey arkadaşlar, kan verin. Kan verdikten sonra hemen röntgene gidin ve ultrasona gidin, sıra alın. Çünkü röntgen ve ultrason olmadan çoğu bölüm bakmıyor. Çoğu bölüm röntgen ve ultrason sonucunuza bakıyor. Röntgen ve ultrasonu yaptıktan sonra arkadaşlar nöroloji, üroloji, efendime söyleyeyim başka şey vardı, diyetisyen. Diyetisyen ve cildiye hemen yakınında, 200-300 metre yakınında bir binada, Ulucanlar binasındaydı. Bunlar basit bölümler, kimsenin olmadığı bölümler. Bunları halledersiniz hemen. Bir uyarıda kardiyolojide arkadaşlar, röntgen ve ultrasondan sonra hemen bir de EKG çektirin. EKG'siz de kardiyoloji bakmıyor size. Bunları yaptıktan sonra bize psikiyatride çok zor bir doktor var dediler. Herkes gece saat 11-12'de falan gelip sıra alıyormuş böyle. Orada makineden sıra alma sistemi yok. Kapının önünde kağıt var. Kağıda böyle kalemle adınızı yazıyorsunuz. Çok saçma ve karışık bir düzen. Ondan sonra arkadaşlar işte bölümlere tek tek gidiyorsunuz. Psikiyatride bizim geldiğimiz gün başka bir doktor gelmiş. Çok cana yakın bir doktordu. İçeri giriyorsunuz. Bizim gözümüzü korkuttular. Böyle 560 soruluk test falan veriyorlar dediler. Öyle bir şey yapmadı doktor. İşte baban ne iş yapıyor falan filan. Havadan sudan 2-3 sohbet muhabbet etti. Bana şey sordu. 6 aylık ilaç geçmişimi sordu. Benim yanımda yoktu ilaç geçmişim. Doktor kimlik numaramı sordu. Bilgisayardan hemen kendisi baktı oradan. Siz yine de yanınızda götürün. Son 6 aylık ilaç geçmişinizi eczaneden alabilirsiniz, herhangi bir eczaneden. Bölümleri tek tek dolaştıktan sonra arkadaşlar hepsini doktorlar sol tarafa ve sağ tarafa imza atıp kaşe vurmalı. Çünkü bir tane bile kaşesi ya da imzası eksik olan arkadaşları biz gördük. Bayağı bir adamın eksikti. Tekrar yönlendirmiş heyet. Çocuklar doktorların peşinden tek tek bunları imzalatmaya ya da kaşeletmeye dolaşıyorlardı. Doktor hani imzalamaya da kaşe vurmayı unutabilir, siz onu söyleyin. Hem sola hem sağ tarafa imza ve kaşe attırın. Bölümleri dolaştıktan sonra arkadaşlar hepsini yaptıktan sonra dediğim gibi bir günde de bitirebilirsiniz hızlı olursanız. 2 günde de. Böyle bir haftada falan hastaneden çıkamazsınız diyenler vardı. Hiç öyle bir şey yok. Öğleden sonra kardiyoloji falan bomboş. Dahiliye bomboş. Nörolojide kimse yok. Kalabalık olan bölümler sabah göz ve kardiyoloji sabah kalabalık oluyor. Sadece öğleden sonra pek kimse olmuyor. Bir de arkadaşlar Ankara Devlet Hastanesi'nde heyet her gün var. Salı ve Perşembe bazı hastaneler için geçerli. Onun için öğleden sonraya bırakmayın işinizi. Çünkü öğleden sonra siz heyet doktorlarına gideceksiniz. Heyet doktorları da öğleden sonra heyet toplantısında olacak. Kağıtları, sizin sağlık kağıtlarınızı inceliyor olacak. Ve en az 3-3,5 hatta 4'e kadar falan öğleden sonra doktorlar yok. Hani öğleden sonra beklersiniz. Sabah işinizi erkenden halledin bence. En fazla 2 gün sürer. Tek başımıza yaptık biz. Yani millet akrabasıyla falan gelip arkadaşıyla sırada bekletip öyle halleden de vardı. En fazla 2 gün sürer arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra kağıdınızı tamamladıktan sonra İlk gün kayıt olduğunuz yere götürüyorsunuz, kağıdınızı veriyorsunuz işte heyete vermek için. Heyet şöyle bir şey arkadaşlar. Orada toplantı heyetten işte her bir bölümün doktoru toplantı yapıyor böyle. Siz heyet karşısına falan çıkmıyorsunuz. Heyet doktorlarını falan hiç sözlü mülakata çıkar gibi böyle bir durum yok. Sadece kağıdınızı veriyorsunuz. Kadın size diyor ki yarın biri de geldi. Ya da sabah erkenden kağıdınızı verirseniz işte öğleden sonra 2.30'da falan gel diyor. Burada ol diyor. Şey yaptıktan sonra arkadaşlar kağıdınızı verdikten sonra orada bekliyorsunuz. İşte kadın bir de gel dedi falan. Bir de orada oluyorsunuz. Bekliyorsunuz. Heyet sizin şeyinize tek tek bakıyor. Röntgen sonuçlarınız olsun, kan tahliliniz olsun, işte doktorların yazdığı raporları tek tek inceliyor. Tüm kağıdınıza sağlam kaşesi vursalar bile 13 tane bölüme ortopediden olsun, başka kulak burun boğazdan olsun elenen arkadaşlarımız oldu. Hani 13 tane sağlam kaşesi vurup da elenen arkadaşlarımız da oldu. Ben göz doktoruna girdiğimde astigmat falan yazdı doktor. Ben eleneceğimi biliyordum. Ona rağmen dereceyi de yüksek yazdı bayağı. İtiraz etmedim. Kadın arkadaşlar getiriyor kağıtları, okunan kağıtları. Orada bağırıyor isminizi. İşte atıyorum bir isim söylüyor. İşte askeri öğrenci olur. Askeri öğrenci olmaz falan filan öyle gelip söylüyor. Askeri öğrenci olur diyenlere benimkisi Perşembe günü bitti. Bir hafta sonra gel işte aynı Perşembe günü gel sağlık raporunu al diyorlar. Askeri öğrenci olmaz diyenlere kadın şey soruyor. İtiraz edecek misin diye soruyor. İtiraz edeceğim derseniz haftaya işte yine çarşamba günü falan en az 5-6 gün ilerisine diyor. İşte haftaya çarşamba gel diyor. İtiraz dilekçeni yaz. Dış kapı hastanesine sevk ediyorlar. Ankara Devlet Hastanesi'nde olanlar itiraz ederse dış kapıya sevk ediyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Başka size verebileceğim tavsiye yok yani bunun dışında. Hani böyle çok şey olursanız bir tane arkadaşımız vardı. 13 tane kaşesi de sağlam yazmış doktora. Çocuk ortopediden elendi. Haftaya çarşambaya itiraz etmek için gel falan dediler. Ben de gözden elendim. Sağlık olsun. Ben derecem yüksek olduğunu biliyordum. İtiraz etmedim. Zaten bir hafta sonrasını atıyorlar. Ve insanı gerçekten uğraştırıyorlar arkadaşlar. Hani resmen şey der gibi, böyle yani vazgeç der gibi, itiraz etme. Hani ne sen uğraş ne biz uğraşalım falan der gibi. Baştan savuyorlar yani. Onun için gitmeden Ankara'ya işte ya da mülakatlara gitmeden kendi şehrinizde iseniz eğer bir doktorlara görünün. Bir göz dereceniz olsun, kan tahliliniz olsun, ortopedi olsun. Bir görünün. Hani bir sıkıntı var mı, yok mu? Ona göre gidin arkadaşlar. Yoksa boşa gidersiniz. Hani doktorlardan iltimas da beklemeyin. Çok katı kurallar da beklemeyin. Doktorların hakkını yemem. Katı kuralcı değiller. Hani neyse onu yazıyorlar. Bazı hastaneler skalyoz derecesine, 10 derecenin altındasını kabul ediyormuş. Ama bazı hastaneler 0 istiyormuş. Biri 3-5 derece olsa bile eliyorlarmış. Ankara Devlet Hastanesi'nde öyle bir şey yok yani. Kurallara uyuyorlar. 10 derecenin altında skalyozunuz varsa elenmezsiniz. Göz derecesinde falan. Dediğim gibi yani doktorlardan iltimas beklemeyin ama katı kuralla olduğunu düşünmeyin. Şey neyse onu uyguluyorlar. Prosedür neyse onu uyguluyorlar. 2 günde halledebileceğiniz yer. Sabah dediğim gibi kan önce, sonra röntgen, sonra ultrason, EKG, bunları halledin. İşiniz sonra hemen çabucak çözülür. Bu sonuçlarınız öğleden sonra hallolur. Öğleden sonraya kadar diğer bölümleri dolaşın. Onun dışında size aktarabileceğim başka bir şey yok. İnşallah kazanırsınız. Gönlünüze göre olsun her şey. Başarılar.